Tuhaf bir kadın baba. Hayatı çöpleri kurcalamakla, çöpleri karıştırmakla geçiyor. Baksan dünyanın en pasaklı işi. Ama o kadar kir, o kadar pislik sanki hiç iz bırakmadan akıp gidiyor üstünden. O kadar temiz, o kadar gerçek ki. Böyle konuşmaları, bakışı, tavırları, gülüşü. Bence böyle bir hayatı hak etmiyor. Sanki bir yerde bir hata olmuş. Vahim bir hata. Meleğin hayatı da işte o hatanın bir neticesi. Bu hata nedir bilemiyorum ama seni bayağı etkilediği aşikar. Ne kadar sürecek acaba? Memnun. Annem hadi sen eve git artık ne olur. Bak gördün işte bir şey olmuyor. Sen doğru eve git oğlum. Buralar sana göre değil. Anne. Hayır. Ah. İnat ediyorsun. Aa, anne. Canım. Ben bir helaya gideyim mi? Git oğlum. Tamam. Allah Allah. Memo. Ne oldu can? Benim babamla dedem senin anneni ziyarete geliyor. Çabuk bir şeyler yap. Kendine dikkat et. Neye bakıyorsun öyle? Hiç hiç. Bir an. Yok bir şey baba, yok bir şey. 107 numaralı oda. Tamam, teşekkürler. Ya şimdi annem bırakıp da olmaz ki. Merhabalar efendim. Aa, Onur Bey oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aa, ay, ne zahmet ettiniz. Ne zahmeti canım? Ya oğlum şimdi mi söylenir bu? Ne yapayım? Ancak fırsatım oldu. Her yerimde insan var. Bakacağız bir çaresine. Hadi kapattım ben. Tamam hadi kendine dikkat et. Babam Mümtaz Bey, Meleğin annesi Nur Sinan. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Ay ay ay. Bunlar ne kadar güzel çiçekler. Meleğin en sevdiğinden. Nasılsın Melek? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ya bunu... Yani senin kurtarıcı meleğin. İyi misin kızım? Sağ olun efendim, sağ olun. Bak kızım, biz eskiler şuna inanırız. İyi insanlar, o saf katıksız iyiler, yaptıkları iyiliklerin farkında olmaz. Çünkü onlar iyi olmak istediklerinden değil, başka türlü olamadıkları için iyidirler. Aynen. Evet, aynen senin gibi. Sen sadece oğlumun değil, benim de hayatımı kurtardın. Bir babanın yaşayabileceği en büyük acıdan kurtardın beni. İşte bu yüzden ben şimdi sana sarılmak istiyorum. Ay, çok yakıştı. Yani bunlar biraz fazla oldu aslında abla, yani gerek yoktu. İyi günlerde giy. Sen hak ediyorsun Osman. Da işte insan yani biraz mahcup oluyor yani. Sonuçta çok alışkın değiliz yani böyle mevzulara. Aman alışırsın be Osman, alışırsın. İnsanoğlu neleri alışmıyor ki? Hele böyle güzel şeylere daha çabuk alışıyor insanoğlu. Eyvallah, vallahi hakkın ödenmez yani. Tekrar teşekkür ederim. Osman, beni yanlış anlama. Sen onlardan değilsin. Onlar derken? Boş ver. Ha bir de bana abla deme. Aysel. Sadece Aysel. Daha iyi. Denerim yani. Biraz zorlanacağım ama deneyeceğim abla. Abla da Aysel. Abla. İyi hadi. Hadi gidelim.
Osman, beni eve bırak. Araba sende kalsın, akşam almaya gelirsin. Tamam abla. Memo da burada aslında, benim oğlum. Ya siz gelmeden hemen önce bir tuvalete gidiyorum diye çıktı, daha da gelmedi, kayboldu kerata. 5 dakika durmuyor ki yerinde. Geçen gece de görmedim. Uyuyordu. Olsun. Tanışırsınız bir gün mutlaka. Çok isterim. Belki sen de Can'la tanışırsın. Hem bakarsın iyi iki arkadaş olurlar. Bizimki biraz zıpırdır ama. Olur tabii. Çocuk bunlar. Hadi. Git artık be, git artık. Adama bak. Yapıştı kaldı anneme. Tamam. Kral adam dediysek de bu karı da fazla kardeşim. Moralini yüksek tutman çok önemli Melek. Ya buna inanmalısın. Ya bu ilaçlar hepsi geçici. Atlatacaksın mutlaka. Ondan sonra her şey çok daha güzel olacak. Tamam? Tamam. Ben de inanıyorum. Öyleyse hoşça kal. Yine görüşeceğiz. Tamam. Ya teşekkür ederim tekrar. Hem ilginiz için. Çiçekler için. Sağ ol. Sen iyi ol yeter. Hoşça kalın. Kalender insanlarmış ama. Kendisi de. Babası da. Evet. Çok iyi insanlar anne. Ben sana dedim, anlattım. Oh. Bunu ne kadar kaldı. Çiçekler çok güzel değil mi? Memo nerede kaldı ya? Senin dediğin çıktı Onur. Çok tatlı bir kız. Ne kadar temiz bakıyor öyle. Adı gibi işte. Melek. Heh. Aa, bak ne buldum. Bu kimin böyle? Meleğin kolyesi. Hatırladım, boynundaydı. Bir gördüğünde verirsin artık ha. Memo sen neredeydin? Ben Hela'daydım, çok sıra vardı. Tuvaletteydin yani, bak bu küçük yalancıya ya, bu kadar saattir. Evet, oradaydım. Anne sen haklıymışsın. Benim gitmem lazım. Buralar bana hiç göre değil. Ben... Hadi gidiyorum. Oğlum. Dikkatli ol. Serseri ya. İşine gelince nasıl gidiyor? Vay Osman abi, Defne mi buldun ya? Koşayı da düzenmişsin. Vallahi 10 numara arışındız. Kavga etmeden oynayın çocuklar, hadi bakalım. Hatta bunu ve bunu da al. Evet, Cene biliyorsun. Ecel'in yanındaki. Aa, acele edersen söyle. Yarenim. Buyurun. Ne istemişsiniz? Ben tanımadım mı ya? Osman. Hani bu sabah dövmüştün. Çok değişmişsin Osman. Yakışmış mı? Hızlı değişmek kötüdür. Beni korkutur. Ya bir güzel bir şey söyle ya. Bir güzel bir şey çıksın yani ağzından. Hadi Osman hadi. İşim gücüm var. Çok görüyorsunuz. Vallahi billahi. Bana... Öyle 2 gram mutluluğu çok görüyorsunuz yani. Zaten olmuyor yani. Mutluluk benim üzerime yakışmıyor, yapışmıyor da yani. Olmuyor bana yani. Babamı çağıracağım Osman. Vay. Böyle mi olduk yani şimdi? Peki ben gidiyorum o zaman.